Sevgili izleyicilerimiz, RTV 66 Yozgat Televizyonu'nun hazırlayıp sunduğu köy tanıtım çekimlerimizde bugün yine Poyrazlı köyündeyiz. Poyrazlı köyü tahminim Boğazyan ilçesine bağlı Çerkez bir köy. Çerkez köyü. Evet. Bugün Poyrazlı köyündeyiz. Poyrazlı köyünün bu birinci tanıtım çekiminde öncelikle bizlere sponsor olan İnci Sarı Aslan. İnci ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisi sponsor oldu ve Poyrazlı köyünün birinci tanıtım çekimine vesile oldu. Buradan kendisine selam olsun diyoruz. Yine Poyrazlı köyü sakinlerinden bir abimiz var yanımızda. Kendisi Poyrazlı köyünde market işletiyor. Biraz kendinden bahseder misin? Kendimden de şöyle bahsedeyim. Benim ismim Bahri Sarıaslan. 1955 doğumluyum. Lise mezunuyum. Uzun süredir köyde market işletiyorum. Marketten önce daha değişik işler de yaptım. Efendime söyleyeyim. Şu anda emekliyim. Emekli haricinde de kendime meşguliyet olsun diye kahve kültürünü pek sevmediğim için burada küçük bir market işletiyorum. Durum böyle. Kaç yıldır market Bu sene çalıştırıyorsun? 30. senesi. 30. Marketin senesini 30. senesi. deviriyorsun. Nasıl işler nasıl? İşlerimiz yazlık sezonluk işler oluyor. Bizim köyün işte Çerkez Köyü diye beyefendi bahsetmişti. Boğazyan'ın zaten tek Çerkez Köyü burası. Boğazyan'a bağlı. Bizim gurbettekiler Avrupacımız fazla yok. Yerli gurbetçimiz var. Gurbetçilerimiz de yazın bütün %90'ı tatillerini köye yönlendirirler. Yani bizde başka yerler gibi deniz sahilleriymiş, bilmem şuralar buralar pek olmaz. Bizim Poyrazlı'nın halkının deniz sahili de Poyrazlı köyü, villası da Poyrazlı köyü, gecekondusu da Poyrazlı köyüdür. Bir de senede bizim Temmuz ayının 3. haftasında Poyrazlılar Buluşma Günü diye bir günümüz var. Poyrazlılara mahsus. Nerede Sadece yapıyorsunuz bu şurada buluşmayı? muhtarlık binası var onun önünde. Oraya katılım da bayağı iyi oluyor. Yani o benim işimle ilgili işte oradan girdik mevzuya. O sezonda 3-4 ay benim işim süper oluyor. Evet. Kışın 3-4 ay da süperin eksi bölümü. Yani şu Evet. anda yaktığım kömür cepten gidiyor. Fakat Anladım. yazın şeyin dediği iyice idare ediyor. Evet. Köyümüz 35-40 hane kışın. Yazın zaten tatil dolayısıyla malum yani çoğalıyor. Artık onu tahmin etmek de olmaz. 150 olmuş oluyordur. Herkesin evleri yapılı duruyor. Yani görünen evlerin çoğu boş. Yalnız işler hep dayalı döşeli. Sahibi geliyor anahtarını takıyor. Sadece erzak bölümünü alıyor. Evinde şey tatilini geçiriyor. Evet. Yani bakımlı evlerimiz. Öyle viran olmuş ev, şeyimiz pek yok. Bu 2-3 senedir de gurbetçilerimiz yani köyün dışındakiler köye yatırım yapma hevesi doğdu. Muhtarlığa ait bir tarlamız vardı 45 dekar falan. Onu şeye açtı, istihdama açtı muhtar, parselledi, sattı. Şimdi gelirken eğer sağa baktıysanız prefabrikler falan var. Evet. Orada bayağı şey diyor, modern bir köy gibi oluyor. Evet. Gurbette yaşayan Poyrazlı köyü gurbetçileri köye yavaş yavaş Ya emekli olanlar ve yazın imkanı olanlar dönüyor. imkanı olanlar yavaş yavaş köye biraz yatırım yapıyorlar. Evet, imkanı olanlar dönüyor. Evet, genellikle köyümüzün Poyrazlı köyünün gurbetçileri hangi illerde? Birinci derecede İstanbul. İstanbul'da İkinci çoğunluk. derece Kayseri. Üçüncü derecede Ankara. Onun dışında diğer şehirler. Mesela biz Yozgat'a bağlıyız. Yozgat, vilayet olarak Yozgat'a bağlıyız. Yozgat'ta bizde 5 hane yoktur. İkisi benim kardeşim, orada Evet. ikamet eden. 2 tane de üniversite şeyimiz var, hocamız var orada. 2-3 tane daha anca çıkar. Ama Boğazyan ilçe olduğu halde Boğazyan'da daha fazla ikamet Evet. var. Kayseri ikinci sırada. Peki yurt dışında gurbetçisi kaç hane Yurt vardır? dışında 3-5 yani tane, hem 10 tane. başka köylere göre az. Yani toplam
Yurt dışında 20 kişimiz yoktur. Anladım. En fazla o civardadır. Genellikle hangi ülkede yurt dışında olan var? Almanya. Bizde Almanya. Hollanda'da hemen hemen hiç yok diyebilirim. İşte Belçika'da demin bahsettiğiniz İnci ve onların ailesi işte bizim şeyden, sülaleden. Birkaç tane de Fransa'da var. Evet. Peki biraz da köyden bahsedelim. Köyün geçim kaynakları nelerdir? Köyün geçim kaynakları tarım, kuru tarım, sulu tarım yok. Su yönüyle bayağı mağdur köy. Yeraltı sularımız yok. Kuru tarım, yalnız son yıllarda, son 15-20 senedir hayvancılık bayağı yayılmaya başladı. Bayağı hayvancılık var. Yani tarım ve hayvancılık, tarımın da kuru tarımı. Yani öyle şeker pancarı, şu bu sulanabilir bir arazimiz olmadığı için işte hububat şeyi, hayvan yemi, buğday, arpa falan malcılık da o vesileyle çoğaldı. Geçim durumu iyi. Köyümüzde hemen hemen istisnasız emekli maaşı girmeyen ev yoktur. Belki benim gözümden kaçmış olabilir, bir bilemedim, iki hane olabilir, iddiam yok. Onun dışında bütün köy emekli. Burada ikamet edenler de emekli. Evet. Peki köyünüzün derneği İstanbul'da mı dernek? İstanbul'da. İstanbul'da Esenler'de Poyder ismi. Evet, derneğin yapmış olduğu bir etkinlikler oluyor mu yazın olsun ya da orada olsun? Derneğin etkinlikleri şöyle. Şimdi İstanbul'da bizim köylülerin topluca bir yerde bir iş yapması gerekirse, mesela taziye, mesela düğün, buna benzer şey adres dernektir. Evet. Şimdi İstanbul'da cenazesi olan buraya getirir cenazesini, köye defneder, geri döner. Sanal aleme yazar internete, işte falan gün taziye şey var dernekte diye. O gün bütün İstanbul'da olan Poyrazlılar orada gelir, cenaze sahibiyle şey derler. Evet. Ayrıca Ramazan ayları ağırlıklı olmak üzere vatandaşa işte hayır poşetleri, işte ellerinden geldiği kadar maddi yardımlar. Buradan giden gençler, köyden giden gençler ilk etapta mesela ev bulamıyor. Onlara dernek müsait zaten. Onlara bir oda tahsis edilebiliyor ev tutana kadar falan. Böyle bir artıları var. Evet. Peki malum seçimler de yaklaştı. Bu dönem aday var mı? Kaç aday var? Muhtar aday mı? Bizde bu dönem rekor 4 aday var. Apo 4 tane. Hep önceki senelerde 1-2 tane mi olurdu? 2 bile zor olurdu. He, 2 bile çıkmazdı. Ama yani, bu dönem 4 tane aday bizim var. Bizim Çerkez geleneklerine mi bağlıydı artık nasıldıysa. Önceden bizde aday bile bulunmazdı. 2-3 tane köyün büyükleri gider bana sana birine derdi ki 4 sene 5 sene kahrımızı çek diye. Yani. Evet. Fakat ihtimaldir ki şu asgari ücretten. Yeter gel yeter dost dön yeter gel yeter. Çay, bir arazim var mı? Bir arazim var mı?